Parite terimini sıklıkla duyacaksınız veya zaten forex piyasalarına yani bu piyasalara aşinaysanız duyduğunuz bir kelimedir. Burada parite ile kastedilen şey az önce de söylemeye çalıştığım gibi bir euro'nun örneğimiz burada euro dolar paritesi bir euro'nun dolar karşısındaki değeri. Bunu da aslında şöyle bir örnekten yola çıkarak anlatabiliriz. Turizm sezonundayız malum ve turistik gezilerinde sıkça yapıldığı bir dönem. Burada örneğimizi şunun üstünden verelim. Diyelim ki bir Amerikan vatandaşı Euro bölgesine yani Euro'nun geçerli olduğu bir ülkeye ki bu İspanya olabilir, İtalya olabilir, Fransa olabilir. Fakat neresi olamaz eğer Euro'nun geçtiği bir ülkeye gidiyorsa bu diyelim ki İsviçre olamaz. E, İngiltere olamaz. Çünkü zaten bu ülkelerin para birimleri belli. Sterlin ve Frank. Yani Euro ortak para birimi, Avrupa ortak para birimi olan Euro'yu kullanmıyorlar. Dediğimiz gibi Amerikalı arkadaşımızın seyahati Euro'nun geçerli olduğu bir Avrupa ülkesine ve giderken de bir plan yapıyor, bütçe yapıyor. Diyor ki bana 500 dolarlık bir e, bütçe bu seyahatte yeterli olacaktır deyip parasını daha rahat alışverişini yapabileceği Euro'ya çeviriyor. O günkü kur seviyesinden de diyelim ki Euro dolar paritesi 1.0838'de 500 dolarının karşılığında tabii ki de daha az dolar alacak. Çünkü Euro dolara karşı daha değerli durumda. 1 Euro 1.0838 dolara denk geliyor. Ve bunu dediğimiz gibi Euro'ya çevirdi. 500 dolar karşısında 454 Euro aldı. Fakat gittiği yerde çok misafirperver insanlarla karşılaştı diyelim ve parasını hiçbir şekilde harcamadı. Forex piyasasında yaptığınız işlemde de alım satımdan tabii ki de avantajlı işlemler, karlı işlemler yapmak buradaki hedef. Bu örneğimizden devam edersek euroları 454 eurosu cebinde kaldı ve tekrardan ülkesine yani Amerika Birleşik Devletleri'ne döndüğü zaman ne yapması gerekiyor? Eurodan dolara çevirmesi gerekiyor. Gerçekten de şanslı bir arkadaş. Parasını harcamadığıyla kalmadı. Üstüne bir de döndüğünde Euro'nun dolar karşısındaki değerinin 1.0838'den 1.15'e çıktığını gördü. Parasını 454 euro olarak çevirmişti. Şimdi de bu parasını tekrardan dolara çeviriyor. Fakat euro dolar paritesi de 1.15'e gelmiş. Çevrim sonucunda ana parası 522 dolar oluyor. Forex piyasasında da yaptığımız işlemler, yapılan işlemler genel felsefe olarak iki para biriminin birbiriyle olan hareketinden, yönünden, işlemden kar elde etmek ve burada da tabii ki de işlem alınan yönde pozisyonların karlı bir şekilde kapatılması hedeftir. Parite dedik. Burada biraz daha detayına girersek bir paritede bizim bilmemiz gereken nedir? Yani paritenin aslında içeriği nedir? Nasıl oluşuyor sorusuna geldiğimizde ise parite aslında bir baz para birimiyle bir karşıt para biriminin birbirleriyle olan sonucu.